Merhabalar. 29-30-31 Ağustos 2019 tarihlerinde Cidelerin misafiriydim. CİÇEK DERE misafiriydim. Cide, Çevre, Koruma, Kültür ve Turizm Derneği'nin bahçelerinde çok güzel bir gece geçirdik. Ben onlara şarkılar söyledim. Babamdan bahsettik. Onlar Rıfat hocalarından anılar anlattılar. Ben babamdan anılar anlattım. Babamın şiirlerinden yaptım. Besteleri çaldım, söyledim onlara. Şimdi orada çok spontan bir şekilde çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşacağım. Aslında bir yemeğe gidiyorduk. Ali Nazlı Hoca birdenbire bana çok güzel bilgiler vermeye başladı. Babamla ilgili ve babamın yazdığı kitaplarla ilgili. Ben daha önceden gelen bir alışkanlıkla mesleki deformasyon da diyebilirsiniz. Biliyorsunuz televizyonculuk benim mesleğimdir. Ben kamerayı açtım ve hocamın anlattıklarını kaydettim. Tabii ki mikrofonumuz yoktu vesaire. Rüzgarı filtreleyecek bir aparatımız yoktu. Ama ben bunu paylaşmak istedim çünkü çok değerli bilgiler bana sundu. Zaten edindiğim izlenime göre babamla ilgili çok fazla bilgi eksik. Dezenformasyon da var şu anda internet mecrasında. Mesela babamın küçük kızı olan benden çok haberdar değil Rıfat Ilgaz uzmanları. Yani gerçekten Rıfat Ilgaz uzmanıyım diyerek dergilere danışmanlık yapan kişilerin verdikleri bilgiler içerisinde ya annemle olan evliliği ki son evliliğidir bu, önemlidir yani sonuncu ve en uzun evliliğidir ve 60 yaşında dünyaya gelen kızı olan ben. Bu detaylar yer almıyor. Yani bunlarda bir karışıklık var. Hem bunu gidermek gibi bir misyon edindim kendime. Özellikle de bu son seyahatlerimde, Bartın ve Cide olan seyahatlerimde tanıdığım Rıfat Ilgaz dostları, Rıfat Ilgaz'ın o geniş ailesiyle, onlardan edindiğim bilgilerle aslında ne kadar çok şeyin eksik bilindiğini, kamuoyunun daha fazla şey öğrenmesi gerektiğini ben düşündüm. Bunun farkına vardım, idrakine vardım. O yüzden bu benim spontan bir şekilde kaydettiğim belge görüntü siftahımız olsun. Çünkü ben babamın dostlarıyla karşılaştığım zaman, onlar bana bir şeyler anlatmaya başladığında, dur bir dakika ben şimdi sana bir film seti kurayım diyemeyeceğim. Yani bu böyle olacak. Ve bu insanlar belki de böyle bir atmosferde de güzel konuşamayabilecekler. O yüzden böyle bir yemek öncesinde, bir gezinti sırasında yapılan bir konuşmayı ben kaydetmek isteyeceğim. Bundan sonra da bu böyle olacak. Altyazılarla desteklemeye gayret ettim. Yani söylenenleri anlayabilmeniz için ben oradaydım. Çünkü benimle birlikte orada olan İlyas Semer Şafak Hoca'nın da danışmanlığında söylenenleri altyazıya da geçirdik. İşte Rıfat Ilgaz dokümanlarından biri, Rıfat Ilgaz araştırmacıları, Afet Ilgaz araştırmacıları ve ileride belki de beni de araştırmak isteyen insanlar için bir doküman daha. Lütfen bunları da kale alınız. Değer veriniz. İyi izlemeler. Cide için çok büyük bir etkidir. Bir teknenin denizde çok yakın yerde demirliyken olduğu yerde batışı ve bu batışın sonunda gemicilerin o akıntıyla kıyıya yaklaşabilip kendilerini canlarını kurtarmak içinki çabalarının boşa gidişi. Yüzme bilmeyen tek gemicinin ise batmış olan teknenin direğine çıkar, sabaha kadar bekler, sabahleyin deniz düşer ve onu oradan alırlar. Tabii bizim açımızdan Yıldız Karayel'i böyle bir finalle bitirmiş olması çok enteresandır. Ona çok etkilediği içindir belki. Bunu da böyle söylemekte yarar var. Ancak tabii Yıldız Karayel'i niye önemlidir romanların içerisinde? Bu da çok şeydir yani dikkat çekicidir. Çünkü siz hastalığın içindeyken hastalığın ızdıraplarını yazabilirsiniz. Çektiğiniz sıkıntılardan dolayı. Ancak siz değişimin içerisindeyken bir ilçenin, bir bölgenin kaosun içindeyken bu kaostan nasıl çıkacağını, nasıl ileriye refaha ulaşabileceğini göremezsiniz. Çünkü Yani sosyal şeyler, konuların sonuçlarını kimyasal tepkime gibi bilemeyiz, göremeyiz. Evet. O Cide'nin kabuk değiştirdiği o dönemde, yani büyük şehirlere karayoluyla bağlantılığının yapıldığı bir dönemde deniz ulaşımcılarının birdenbire karasal ulaşımı da ellerine geçirerek ve o dönemde gene unutmamak gerekir ki onun tutuklanmasına neden olan o 12 Eylül mantığının niçin Cide'ye uğradığının iyice de bilinmesi açısından Yıldız Karayel önemlidir. Çünkü çok özür dilerim, Sarı Yazma'daki tuz fabrikasını gösterelim. Çünkü görüş alanımıza alınmak. Şimdi o yakından bakarsak da göreceğiz bu tuz mağazamız. Babasının da yani dedemin de görevli babasının, evet. Babasının Düyun-u Umumiye dönemindeki tuz mağazasıdır. Yani bu tabi deniz onun kıyısındaydı. Deniz oraya kadar tabii geliyordu. Şimdi burası dolgu yapıldı malum, evet. Limandan dolayı. Ben o dolgu çalışmalarını hatırlıyorum işte, evet. Küçükken geldiğimde. Sizin geldiğiniz evde orası. Evet. Şimdi harabe gibi benim geldiğim. Evet, evet. Sizin yaptığınız evde orası. Bir gösterebilir misiniz? Yakınına gittik böyle harabe gibi. Şimdi buradan doğru gidelim. Yukarıdaki mi aşağıdaki ev mi? Üstte olan mı? Tamam. Evet. Babam o evin balkonunda elime dürbün verip, evet, bana bu liman inşaatını göstermişti. İnşaat devam ediyordu, evet, tabii o zaman. Karşı kıyıları daha göstermişti. Evet. Evet. Burası adı Köpek Kayası. Köpek Kayası ve üstünde bir fener vardır. Sarı Yazma'da bu fenerden bahseder. Yukarıdaki ışık topu gemiler için bir yol gösteriyorsa bizim için de çok önemlidir der. O çok önemlidir onun için. Çünkü çocukluğunda buraları onun oyun alanıydı. Şimdi şu kısmından doğru zannederim, parkın o kısmından doğru bakarsak belki taşlarını daha rahat göreceğiz. Taşların bir kısmını sıvamışlar, sanki çok iş yapar gibi. Bu yazık olmuş, o tarihi dokusunu kaybetmişler. Neyden bahsediyorsunuz? Tuz fabrikasından. O tuz mağazasından. Tuz mağazasından bahsediyorsunuz. Yani onun dış tarafında şimdi gene göreceksiniz. O taşlarıyla tamam. O gene o tarihi dokusunu taşıyor ama ne yazık ki biraz boyamışlar. Tuz o zamanlar para gibiymiş değil mi? Lira gibiymiş. Çok kıymetliymiş galiba. Tuz ilk çağdan bu tarafa tüm kavimlerin birinci derecedeki ticaret metağıdır. Evet. Ve paradan önceki para derler değil mi? Tabii bu böyledir. Evet. Burada liman yokkenden Rıfat Ilgaz'ın benim kahramanım dediği Rahime Kaptan buradan karşıya giderek, yani Sivastopol üzerine giderek buradan, evet, tuz getirirdi. Hasan dedemin geldiği yer. Evet. Yani evet. Hüseyin dedemin babasının geldiği yer. Şimdi onlar orada ne yapıyorlardı hiç, evet, merak ettiniz mi bilmiyorum. Sivastopol'da mı? Oradan niye geldiler? Bakın. Unutmamak... Gemide, ben Faruk amcam şöyle anlattı. Gemide küçük bir çocuk olarak geliyor. Ama daha sonra o gemi firmasında gelip giderken muhasebeci oluyor. Bunu Faruk amcamdan dinlemiştim telefonda. Bütün Kırım'dan gelenler, evet, gemicidirler. Gemi yapımcısıdırlar. Selçukluların iki gemi yapımcı etnik kökene dayanan ustaları vardır. Biri Afrika'dan gelir, birisi de Kırım'dan gelir. Bizimkiler de oradan gelmediler. Erenköy'e gelirler. Erenköy'den Cide'ye gelirler. Biz Nazlı Mehmet oğulları diye buraya geliriz. Ama bizim yaşımız çok eskiye dayanıyor. 1800'lerde. Bildiğim kadarıyla malumdur ki Selçukluların bütün sultanlarının giraylarla ilişkileri vardır. Evet. Bunu da Sinop üzerinden. Çünkü en yakın yer Sinop'tur. Karşıya en yakın yer. Kerçe Limanı, efendim, buradaki Sivastopol. Buradan sabah rüzgarıyla beraber yelken açtıklarında gün ortaya geldiğinde denizi çoktan yarılamış oluyor. 60'lı yılların ortalarında öldü. Bize ilkokula verilen ödev nedeniyle kendisiyle görüştük. Ilgaz'ın kafasındaki kaptan nedir, niye önemlidir? Çünkü dünyada namlı kaptan kadın olarak yoktu. Ve bir de düşünün ki hangi dönemdeyiz? Artık yasaların kaba kuvvete direnemediği, kaba kuvvetin yasalar üzerinde olduğu bir dönemde bir kadın çıkacak, 5-6 tayfaya Sivastopol'a gidecek. Şeyde bir bölümde Halime Kaptan çocukken birkaç kocasının kıyafetlerini giyecek. Şimdi Rıfat Hocam bunu o şekilde tabii ki adlandıracak. Öyle adlandıracak. Çünkü niye? O okuduğu Batı romanlarındaki şeyleri canlandırılması bakımından gözünde herkesin rahat canlandırabilmesi açısından o şekilde. Ama Rahime Kaptan aşağı yukarı sizden daha uzun. Kemerli bile sizden daha uzunca. Evet. Siz boşunuzu boyuna kaldırmayın boynunuzu. Kemerli bir burnu. Ondan sonra yeşil gözleri. Herkesin kara lastik giydiği zaman kadınların onun rugan ayakkabılarının olduğunu hatırlıyorsunuz. Ondan sonra başında 2 tane sarı yazma olan kadınlarımızın. Bunu ikinciyi üstüne sanki bir şal gibi örterler. O onu 4 kat yapar, başının üzerine koyar. Ondan sonra acem şal, acem şalı dediğimiz kuşak. Bu İran'a özgü bir kuşaktır. O belinde olur. Altında örtmesinin altında giysileri gayet parlak, şık ve belinde toplu tabancası. İdolüm ya, idolüm. Tabii ki. Yönetmen yürüyün diyor. Evet. Yürüyoruz. Şimdi bu böyle bir kadını niye kafasında canlandırdı? Şimdi kimsenin yılışamayacağı bir kadın olarak düşünelim. Şöyle girelim. Evet. Yani yılışamaktan maksat nedir? Erkek millettir. Sanki laf atınca bir şey olacağını zanneder. Ve de pespayeleşir. Benim aklımca, benim görüm, tanıdığım kadarıyla. Şimdi ona hiç kimse bunu yapamaz. Yani konumuz Rahime Kaptan'ı şöyle basitçe toparlayalım. Ona kimse bunu yapmaya cesaret edemez. Yaparsanız sonradan alırsınız yanıtını. Hem sert biçimde. Belinde? Onunla da değildi. Ha. Onunla orada yaptığı gibi. Belinde taşıdığıyla ilgisi yok. Evet. Şimdi burada benim dedem çalışmış. Hüseyin dedem. Babamın adı da şu şekilde konmuş. Bilmiyorum. Babamın anlatımı bu. Siz bazı eklemeler yapar mısınız? Babamın doğduğu gün Şubat ayı. Yani kayıtlarda 8 Mayıs geçiyor. 7 Mayıs tabii. Kütüğümüzde 8 Mayıs geçer doğumu. Güççük ay, yani babaannemin Güççük ay dediği Şubat ayında doğmuş değil. Ve babamın doğduğu gün bir müfettiş gelir buraya. Ve müfettişin adı Mehmet Rıfat'tır. Ve Hüseyin dedem oğlunun adını Mehmet Rıfat koyar. Burada çalışıyorken. Tabii bu onların bir binası olarak kalıyor. Öbür bina da bunların müştemilatından gene orada şimdi tamirhane bar olarak, yani ben şeye kayda öyle geçsin istemem. Şimdi gelelim tekrar şeye, Yıldız Karayel'e. Yıldız Karayel niye böyle bir sonuçla biter? Çünkü deniz artık karaya taşınacaktır. Onun bize nelerini verir. Belki bundan böyle artık denizde yaşam nakliye için bitmek üzeredir. Tabi bu arada neler olmaktadır? Irak'a buradan silah gitmektedir. Çünkü en kontrolsüz buradaki, keşke arkada görebileceğimiz şeyler var. Koylar var. Bu koylardır. Halime Kaptan silah taşıdı mı? Rahime Kaptan. Tabii. Milli mücadelede yani tabii ki bütün kaptanların yaptığını o da yaptı. Burada takası olacak, yelkenlisi olacak da onun görev verildiği zaman buna kim hayır diyebilecek? Yani mümkün müdür ki yani? Gerçekten öyle. Şimdi bugün için ben taşırım taşımam diyebilir herkes, belki konuşabilir. Ama unutmayalım ki biraz yerel yönetimlerin çok güçlü olmasa bile ellerindeki gücün nedenli acımasız olduğu bir dönemi eğer yaşamamışsak bunları başaramazdık zaten. Bunları yaşadık. Ha, bu arada neler de oldu? Eşkıya da burayı bastı tabii. Eşkıya burayı değişik zamanlarda, tam o Kurtuluş Savaşı sırasında onlar bastı. Ege'deki çeteciler gibi mi? Şimdi onlar buradaki millici değil. Onlar daha sonra katıldılar mı Kuvayi Milliye'ye? Ya o çetecilerin hakkından çabuk geldi düzenli orada. Yani burada o çeteciler dediğin kayıklarla denizden gelirler ya da barkalarla o vurgunu yaparlar, ondan sonra kaybolur giderler. Yani bir halk ne kadar çok şeyle birden mücadele ediyor değil mi? Yani bir de çaresizliği düşünün. Yani bugünün olanaklarının olmadığı bir dönem. Tabii şimdi orada gene Sarı Yazma'ya dönelim. Sarı Yazma'da Rıfat Hoca Rusların bombardımanından bahseder. Bu bahsediş bana sanki tabii Rıfat Hocam bir çocuk olarak, çocuk gözüyle bakıyor. Daha çok Yunanların yapmış olduğu şey gibi geliyor, bombardıman gibi geliyor. Evet, Ruslar da burayı bombaladılar. Çünkü bizler ne yapmadık? Çanakkale'de geçirt vermeyip 1917 devriminin Rusya'da olmasının olanaklarını hazırladık bir yönüyle. İngilizler yardıma gidemediler. Bu gidemeyiş sonucunda ne oldu? Bize karşı Çar Rusyası herhalde müsamahalı davranmayacak. Yani mesele bundan ibaret. Evet, işte o toplar geldiği zaman Otman Köyü dediği şu küçük tepeyi görüyor musunuz? Evet. O tepenin hemen yamacı Otman Köyü. Dolayısıyla ne köyü? Otman Köyü. Yani Ottoman lafını evet, Ottoman olarak yani Osmanlı evet. şeysi olarak söyleyebiliriz. Evet. Oradan yürüyerek nereye gittiğini söyler. Şurası orman işletmesi. Orman işletmesine oradan doğru yol var. O yol üzerinden yürür. O yürürken işte Cideli kadınları anlatır, Sarı Yazmalı kadınları anlatır. O itişken, üretken, efendim sırtlarında taşıdıklarıyla geçimlerini sağlayan. Anneme itişken derdi yani. Kolay gelsin. O zaman kötü bir laf değil. Değil tabii ki. Senin annen çok itişken derdi tabii bana. İtişken zaten şeyde de ondan bahseder. Gene Sarı Yazmada, özellikle Terme'de. Evet. Baban der ki, oturup der akşamleyin çilingir sofrası kurulduğunda o nereden bulduysa buldu. O çeşitli peynirleri birer ucundan tırtıklamak çok hoşuma giderdi. Ben söyleyeyim mi nereden buldu? Şimdi babam eve gelirken havyar alırmış. Annem de o havyarı alıp götürüp şarküteriye geri verip peynir alırmış. Ve bu babamın çok hoşuna gidermiş. Yani halkçı kadın diyerek. Evet. Yani pek bilmezler ama babam yani aslında birazcık elit zevkleri olan bir insandı. Şimdi babanız o çocukluk yıllarında yoksulluk çekmemiş. Yani memur bir adam tabii çocuğu. Hem de memur hem de bürokrat yani. Öyle şey olarak düşünmeyin. Boru mu Düyun-u Umumiye memuru? Boru mu yani? Yani bunu da bu şekilde ele almak gerekir. O yüzden burada Rıfat Ilgaz çocukluğunu mutlu, gerçekten arkadaşlarıyla çok iyi uyumlu geçirmiş. Son giderken şöyle, isterseniz şuradan doğru göstereyim. Şu çocuk oyuncakları parkının, görüyor musunuz? Evet. Oraya Gülüç Ağzı denilir. Ya bu bir coğrafi terimdir hatta zaten. Yani şurada ben oyun parkı görüyorum. Evet. Görüyorsun onun. Tabii güneşten biraz zor görüyorum. Evet. Diyelim ki onun olduğu yere biz Gülüç Ağzı deriz. Bu bir coğrafi terimdir. Suyun orada kıvrılarak denize akmasıyla meydana gelen kıyı şeklidir. Bizim kaldığımız tesis değil mi? Yani orayı biraz tarif ediyor galiba. Onun klibi çektiğimiz yer sabah. Evet, çok güzeldi, çok güzeldi. Şimdi şu karada bir sandal gözüküyor hocam. Evet. Orada bir küçük klip çektik orada. Oldu güzel. Defneler ölmeden çektik. Evet. Şimdi ilk şeyleri, bu ayrılış, o Efe dediği kedisinden ilk ayrılış, Efe'yi iki diyor kaşının ortasından öperek onu bıraktım. O çok acıdır. Oradan olur. Bu yatılı okula gidişi mi? Yok. O, buradan birazcık da onun hinliği dolayısıyla İstanbul'dan gelen, Şıha Efendi'den gelen bir mektubu okula götürüp deşifre olunur. Burada Kuvayi Milliye taraftarı oldukları babasının falan. Onu, o yüzden de onlar buradan Terme'ye şey yapacaklardır. Tamam, tayin olunacak, atanacaklardır. Tamam. İşte halk onları orada buradan şey yapar. Uğurlar. Uğurlarken o kedisinden ayrılışı çok önemserim. Ben şeyi, Sarı Yazmayı roman olarak tanıttığımda dedim ki ilk ayrılış ve terk edişler burada başladı. Sonuna kadar devam etti. O cümleyi tabii ben kurmuş oluyorum o cümleyi. Fakat gerçekten de yaşamının en zorlu şeysi, serüveni Efe'den ayrılıp kayığa binip Efe'yi karada bırakmasıyla başlar. Bendeki kedi sevgisinin kaynağı böylece bulunmuş. Yok yani hoca öğrenciliğinde Kastamonu'da kediye hinliği yapar yani dolaba saklar. Enteresan bir şey söyleyeyim mi? Annemin fotoğraf albümünde çocukluğunun kedisinin fotoğrafı durur hala daha. Ne güzel. Ve o kedinin adı da Efe'dir. Annemin kedisinin adı da Efe'ydi. Allah Allah. Bu Efe'dir bununkisi. Annemin kedisinin adı da Efe. Belki onu anlattı. Yo, anneannem gösterirdi canım. Afet derdi bu kediyi böyle omzuna kürk gibi takıp gezerdi. Tesadüf de olabilir. Evet ya, ama yani, çok enteresan. Evet. Ya bir de tabii kedilere verilen bazı geleneksel isimler var. Boncuk, minnoş falan gibi. Hani o sırada da hani köpekleri de Bob falan. Evet. Hani çomar. Evet. Belki de o sırada kedilere takılan isimlerden biriydi Efe'de. Sanki cins ismi gibi soyutlanmış diğer canlıların arasından onlara verilir. Evet. Mesela hayvanlara ineğe falan sarı kız denilmesi gibi de söylenilebilir. Ya o kedi anneannemle annemin kedisi. Doğru. Hala fotoğrafı durur onun. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi biz şeye de uğrayıp oradan geriye gelelim. Sizin 5 yaşında ilk Cide'ye geldiğiniz yeri bulalım. Tamam. Ramazan Tuğtepe'den bahsediyorduk. Evet. Ramazan Tuğtepe, Rıfat Hoca'nın burada can dostu. Gerçekten onu içten, candan sevdiği, onu yetiştirmek için her şeyi yaptığı ve onun da ona saygıda hiçbir zaman kusur etmediği ama bazı davranışlarında yanlışlık olduğu zaman iki arkadaş gibi birbirlerine bayağı söylendikleri ama usta çırak ilişkisinde tabii, de vardır tabii, bu. Tabii. Babam mı daha büyüktü Ramazan Bey'den? Ramazan benimle beraber. O zaman yani babam tabii ki de bir yanlışı düzeltebilecek yani. Tabii. Rıfat Hoca diyorsunuz yani. Hoca dediğiniz bir insanın ikazları. Hem bunu söylerken onurla, gururla söylüyoruz. Çünkü tabii ki. Rıfat Bey'i, Ramazan Bey Şenpazar'da çalışırken bir gün derse soktu. Siz dedi yıllardır yapmamışsınızdır. Dedi, memnun olurum dedi. Ben birebir tanık olmadım. Evet. Ama girdi sınıfa çocuklara Türkçe dersini 1 saat verdi. Bakın bu onun gözlerinin parladığı. Çok. Yani bu noktada şunu söyleyebilirim. En hayıflandığı şeylerin başında öğretmenliğini yapamıyor olmak geliyor. Tabii ki. Çok hayıflanırdı. Ben zaman de ayrıldım. O yüzden bunun bilirim acısının ne olduğunu. Ve işte ben o zamanlar işte yeni evliydim. Babamla işte böyle görüşürdük. Ve bir ilkokula gönüllü olarak müzik dersi vermeye gidiyordum. Babama bunu anlattığımda aferin ver güzel devam et, öğretmenliğe devam et. Çünkü ben sinema televizyon mezunuyum. Öğretmenlikle alakam yoktu. Fakat babamın herhalde bu çok içten bir baba dileği gerçek oldu ve ben kaderim bir öğretmenlik olarak değişiverdi. Yani yönetmenlikten öğretmenliğe geçtim. Şimdi babanızın Selami Bey'in şatosu dediği Şimdi şuradan bir kenarını gördüğünüz ve sizin de 5 yaşında geldiğiniz yer. O yukarıdaki yer değil mi? Evet, yukarıdaki yer. Oraya geldik. Çok korkunç bir geceydi. Evet. Doğrudur. Burası sessiz, ıssız bir yer. Yani bugün böyle bu binalar yok. Aşağıda işte şu iki tuz mağazasının şeyleri var, döküntüleri var. Bir yolcu salonu vardı şurada. O da yıkıldı gitti. Kapkaranlıktı. Evet. Bu çeşme vardı burada yalnız o zamandan. Evet. Bu çeşme, o çeşme o zamandan kalmadır. Bakın zaten üstünde bir tarih var. 34, 36 yazıyor. Evet. Buraya annemle geldik. Evet. Kemal Bayram Çukurkavaklı bizi belli bir yere kadar getirdi. Buraya getirebilmiş olur. İlyas Hocam çünkü siz devralı isterseniz. Evet. Buradan çok ince bir patika var. Arabanın girmesi olanaksızdır. Yani benim anılarım. Minibüsle geldik. Yani Kemal Bayram Çukurkavaklı bizi minibüse bineceğimiz bir yere bıraktı. Biz minibüsle Cide'ye geldik. Acaba Bartın'a falan bırakmış olabilir mi? Olabilir. Geceydi ve ben 5 yaşındayım. Doğru. Nasıl tanıyacaksın? O gün okuldan alınmışım. Üstümde böyle doğru, kültür kolejinin üniformaları var falan. Annem de okuldan geliyor orada. Evet. Ondan sonra biz yani Kemal Bayram Çukurkavaklı'nın hadi Afet hadi işte Rıfat'ın etrafında genç öğretmen hanımlar fink atıyorlarken sen burada ne oturuyorsun? O da hala kendi şeyinde dalgasında değil mi? Ama Kemal Bayram Çukurkavaklı birleştirmek istedi. Fakat babama bu tür emrivakilerin işlemeyeceğini bilmiyor mu acaba? Bilmiyor. Yani babama yani ne zorbalık çalışır ne emrivaki çalışır. O bir kere karar verdikten sonra Rıfat Bey onu bu işlerden döndürmek ama karar vermeden önce iyi düşünür. Kesinlikle. İyi bir planlayıcı. Zeki ve dudağındaki gülümseme sen ne söylersen söyle eli böyledir gitti bitti o iş ve şakayı yerinde zamanında yapmasını bilir zaten söylerdi ben geçen akşam da size söyledim unutmayın bu sözünü mizah zekanın zekatıdır nokta bu kadar. Ve şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Burada işte annem Kemal Bayram Çukurkavaklı'nın dahliyle ben de alınarak işte bir yuvayı birleştirmek için çünkü babam basmış gelmiş. Bizi buraya gönderdi. Bir yere kadar o getirdi zaten. Ondan sonra ve babam da anneme dedi ki sizi içeri almayacağım. Yani çünkü adam böyle bir şeye hazır değil. Yani istemiyor. Yani zorla mı yani? Annem de çocuğuyla sokakta kalmış bir kadın. O da ne yapsın? Şunu söyleyeyim yani annem babamın yanında kuzu gibidir. Yani annemi başka ortamlarda tanıyanlar onu bir kartala, bir atmacaya falan benzetebilirler ama ben fotoğraflarla da ispat edebilirim ki annem babamın yanında gözü sadece pabucunun ucunda olan ürkek bir kadın olurdu. Ve böyle bir şeyi gerçekten yani onu buraya birisi getirmeseydi bu cesaret kendine bulamazdı. Ama ben yani çocuğu var yanında ve işte bilmem kaç saat yol gelmişiz. Bir de Cide'nin yolları da yıpratıcı yani virajlar falan. Ondan sonra İstanbul'dan kalkıp gelmişiz ve sokakta kalmışız. Ben zaten umurdanıyorum. Niye beni getirdiniz falan diye. Ben öyle şeydim zor bir çocuktum yani. 5 yaşındayım ve okula başlamışım bakın hani. Ya niye beni getirdiniz de ben de orada söyleniyorum. Uykum var anne falan diye de ben de eteğinden çekiyorum annemin. Annem içeri girebilmek için eliyle taş baş almadı. Böyle hiç unutmuyorum. Annemin ölene kadar elinin burasında bir yarası hep oldu. Tam şurada bir yarası vardı. Kapıyı kırdı ve kapıyı açtı. Çok net hatırlıyorum. O kapıyı böyle arkasından açtı ve girdi. Merdivenleri çıktık ve babam bizi gayet iyi karşıladı. Annemin elinden şakır şakır kanlar akıyordu. Hemen ona bir şey bastırdı. Bizi teskin etti. Ve ondan sonra evde kavga olmadı yani. Ve bizi otobüse bindirdi. Ertesi gün eczane işlemlerinden falan sonra. Bana bir işte plastik şişme inek aldı eczaneden. Her neyse. Bizi otobüse bindirdi ve dedi ki siz gidin ben de geleceğim dedi. Gelmedi o ayrı. Ama yani işte... Ben çok çirkin şeyler duydum burada birçok insandan. Niye bunları duydum bilmiyorum. Babamın bu şekilde aktardığını, o insanlardan duyduğum şekilde aktardığını hiç zannetmiyorum. Afet kızıyla Cide'yi bastı. Rıfat Ilgaz'ın evini işte bastı falan. bu arada bırakın. Ben bir şey söylemek istemiyorum artık. Şimdi ben size bir şey yemek yiyelim mi? Yiyeceğiz. Ben size bir şey okuyacağım hem giderken. Tamam peki. Ha. Ondan sonra size tek bir şey okuyacağım. Bana okuyacaklar kararı. Evet. Hayır, bunu şimdi herkes dinlesin tamam isterim. Peki. 4 Haziran 2019 Salı Cide. Saat 03:50. Şimdi benim... bu elinizdeki günlük galiba. Tabii benim günlüğüm. Vay be. Heh. Ondan sonra benim olan günü yaşamak, solunmamış havayı ciğerlerime doldurmak için dışarıya hızla çıktım. Bahçe beni bekliyor, toprak, suya hasret. Doğru, bugün bayram. Bugün yalandan gülücükler dağıtılacak. Kanına soğan doğrayanlarımızla sözüm ona sohbet edilecek. Neyse, günümüzde telefon var. Çocuklar çok istediler de kılıfına saklı kalarak tatile gittiklerini, özürünü ileri sürüp güya saygılarını sunarlar. İşte böyle geçecek. Ben bunu anlatıyorum. Sonunu size okuyayım, uzun olmasın. Nazım gibi şiir yazabiliriz ama onu anlayabilmeliyiz. Yazdığı şiirin ortamına az da olsa yaklaşabilmeliyiz. Rıfat Ilgaz'ı görmek, konuşmak gerekmez. Onca yazdıkları varken, yazdıklarının ortamı burada işte. Al Güveçalı, Köpek Kayası, Ayıbasan, Malyas, Memiş. Al Barut Çiçeği, Bilyedin, Defne. Yazılanlar Maraken koltuklarda, maun masalarda, balturuşlu kalemlerle yazılmadı. Tahta masada yarısı yenmiş makarna, dibinde son yudumuna duran rakı bardağı, üstünde yığılı kağıtlar. Aylardır silinmemiş pencerenin camlarından görünen hemen önünde Karadeniz. Yıldız Karayel yazılıyor. Memiş köyünde, Ekrem Tekiner'in evinde. Cemseler geliyor, içleri asker dolu. Eli silahlı, nefesi nefesine zor yetişen akciğerleri bitmiş tükenmiş adamı Amerika'yı sevmedi diye, ülkesini kul köle etmedi diye, mutlu bir yaşam istedi diye aldılar götürdüler. Yıldız Karayel'in el yazması kağıtları uçmasın diye deniz kenarından toplayıp getirdiği, çok sevdiği renkli taşları koydular. İyi ki de koydular. Bu roman kaybolur giderdi nice güzellikler gibi. Bayram şölendir, sevgidir. Bu bayramda benim hakkım senin olsun Rıfat Ilgaz. Harika. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ruhuna ulaşmıştır ve ruhuna değmiştir diye inanıyorum. Benim o gece eve gittikten sonra yazdım onu. Sadece siz bilin, kayda da almayın. Öyle mi? Evet, almayın. Peki o zaman bir veda yapacağım ben. Hocam siz bunu. Bütün bunlar spontane gelişti. Biz Ali hocamla ve değerli müzisyen hanımefendiyle Nuran hanımefendiyle burada güzel bir yemek yemek için buluşmuştuk ama dediler ki yemekten önce size biraz etrafı gezdirelim. Benim ezelden kalma huyum, kamerayı açtım ve bu belgesel bu şekilde gelişti, bu dokümanter film bu şekilde gelişti. Ama hocam şu anda arz ediyor, diyor ki bundan sonrasını kayda alma ama ben hafızama kazıyacağım. Buradakiler hafızalarına yazacaklar. Belki bir gün anlatırım. Uygun görürsek. Görüşmek üzere.